Yakışıklım en güzel hediye, en güzel hayır kitaptır. Kitap çünkü evladiyeliktir. Ekmek olsa yer bitirirsin. Ama kitap bitmez. Senden evladına, evladından torununa, torunundan torunun torununa kadar gider. İmanlarına vesile olur, kalplerini açar, ferahlık meydana getirir. Allah yolunda hizmet eden insan, eğer ücretsiz hizmet ediyorsa, Allah onlara muhtedun diyor. Yani mehdilerdir diyor. Muhtedun. Şartı ne Allah'ın? Ücret almamaları. Yani hizmetlerine karşı ücret almamaları. Benim güzel yüzümü bana bir daha göstert. Kitaplarınızı neden ücretsiz dağıtıyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? Şimdi kitapların ücretsiz dağıtılması iki türlü oluyor. Bir, yayın evi reklam ve tanıtım için ayırdığı parayı ücretsiz kitap ayırıyor. Onu dağıtmaya yarıyor. O daha akılcı bir yöntem. Çünkü kitabı dağıttığında okuyan kişi çok beğeniyor. Arkadaşlarına tavsiye ediyor. Ama mesela gazetede yayınlansa işte şöyle gazetede böyle gazetede yazı yayınlasa bu kitap şöyle güzel böyle güzel. Adam bilmediği bir kitap. Ama kitabı vermişsin okumuş. Kanaati geliyor adresi de var. Ha diyor arkadaşın ya böyle bir güzel kitap var. Sana da tavsiye ederim diyor. Bu güzel bir yöntem. İki, yayın evi bana diyor ki bu kitaplardan telif hakkı ne kadar istiyorsun? Ben diyorum ki işte şu kadar telif hakkı istiyorum. Para olarak mı ödeyeyim, dolar olarak mı ödeyeyim diyor. Bana diyorum kitap olarak öde. Tamam diyor, sana 10.000 kitap vereceğim diyor. Nereye bırakayım kitapları diyor. Bana bırakmayacaksın, halka dağıtacaksın diyorum. İnsanlara dağıtacaksın. E tamam diyor. Halka, insanlara dağıtırsan ben telif hakkı almayacağım diyorum. E onu yapıyor, şimdi bu ikinci bir yol olmuş oluyor. Parayla satış, o ayrı. O ayrı. O 30 milyon kitap satıldı. Parayla satılan 30 milyon kitap. Ama ücretsiz kitap, kitap hediye etmek, müminler için en güzel cihatlardan biridir. Hayır sahibi, hasene sahibi, mesela kimi koyun keser dağıtır, kimi kitap. Mesela bir dostuna gidiyorsun. Tatlı alıp götürebilirsin, baklava, şeker alıp götürebilirsin, çikolata alıp götürebilirsin. Efendim bir de kitap götürebilirsin. En faydalısı, bunların üçünden daha faydalı olan kitaptır. Kitap, baklava birinci gün biter. Kitap birinci gün daha yeni tanıtır kendini. İkinci yıl oradadır, üçüncü yıl oradadır, onuncu yıl, yirminci yıl. O şahıs vefat eder, torunları kalır, daha hala torunlarını da eğitir. Vefalı bir hocadır, vefalı bir mürşittir kitap. Anlatır da anlatır. Nesiller boyu anlatır. Onun için kitabı ücretsiz dağıtmak, hediye etmek en güzel ibadetlerden birisidir. Evet dinliyorum. Şu an görüntü geldi size.